Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli dostlar, ekranımızı bozun. Şarkı Türkistan'daki Xitay virüsünün en yeni ahvali. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluk Sahiyat Sağlıkna Saqlash Komiteti bugün elan kılgan en yeng uçurda bildirilişçe, Şarkı Türkistan'da bir gün içide Xitay virusu bilen yeniden yuqumlanıcıların sani 8 iken. 12 Ağustos saat 0'dan kay saat 24'e kadar Şarkı Türkistan'da yeniden 8 kişi Xitay virusu bilen yuqumlangan. Yeniden alametsiz yuqumlanıcılar 5 bulup, onlarının hemisi ürümçülüşken. 14 bimarının ahvalı xatarlık, 24 bimarının ahvalı eğrişken. Şarkı Türkistan boyunca yuqumlanıcılar 505, ürümçede 503, Kaşgar'da 1, diviziyada 1 işken. Şarkı Türkistan boyunca kesellik alameti körülmeyen yuqumlanıcılar cem'e 130 bulup, ürümçede 129, Sancı'da 1 işken. Yeniden salametliği esigi kelgen bimarlar 38 iken. Şarkı Türkistan boyunca ayırıp küzlü vatkallar cem'e 13548 güçken. Xitay növette ürümçede tarqalgan virus bahanesi bilen Şarkı Türkistan'daki bağlıq vilayet, şehir, yezi kışlaqlarını umum yüzü kamal kılgallıqı aşkarlanmaqta. Şanghay'dan velisipet minip ürümçede kelgen Xitay seyya, Xitay dairelerinden buxul kamal kılıç tedbirlerine kakşıgan halda, buxul kamaq zadi kişilerini kutuldur vatamdo ya ki onlarını öltür vatamdo, men bunu bilelmedim digen. Xitay elan kılgan bimarlarının sani haqqıdaki uçurlar izcil her sahanın gümanını kozumaqta. Amerika Taşkı İşler Ministerliği özlerinden Xitay elan kılgan virus haqqıdaki sağlık məlumatlarını işencilik əməz zəb xoraydağalıqını köp xıtım təkdilgən. Öyde körgeller mektubu lagerde işlep çıkırılgan məhsulatlarına çetel markası çaflaydağalıqını aşkarlıdı. 10-nji avgust İstiklal bölümüge kimlikini aşkarlaşını xalımgan bir kişi tarafından evetilgen, öyde körgellerim serbahallik mektup Xitay tajavuzçileri xalqara cemiyetini aldaş üçün lagerde işlep çıkırılgan məhsulatlarga başka devletnin markisini çaflaydıqallıqını aşkarladı. Mektupta Xitay tajavuzçileri lagerdikilerin bir kısmını namlı kuyu bergerlikini ama onların yana mecburi yalgan maaş bilen iş hakkı vermey emgekke salgalıqını, onların pekat heptide bir gün öyge kaytışka ruhsat berdiqallıqını aşkarlıqan. Mektupta evet küçü tutkullarının bir kancısı bilen paranlayış fırsat bolgan bulup, lager tutkulunun aşkarlayışça Xitay dairleri her bir lagerdikilerini okşumağın emgekke salıgan. Onlar asasıqa kiyim gecek, telefon zapçasları, tınşıqış toktan, kompüter zapçasları diyende kol tutulgan, köp emgek küçü talep kıldığan emgekke mecburlangan. Yasalgan mehsulatlarga, yazılgan markaga çapılmay başka bir devletnin ismi yazıldıken. Bu kıl vasıta arkalan lagerda yasalgalıqını yuşuruşunu maksat kılgan buluşu mümkün iken. Mektupta yine lagerdeki tutkullar içinde mecburi emgekke boysunmaydıqallarımı çıkıp turduqallıqını, emgek kılışını red kılgallarını 48 saat isip kuyup başkalarga ibret kılgallıqını, tutkullarını mecburi emgek siliş üçün bağlıq kıynaş vasıtlarını işe saldıqallıqını, yatak iş meydanında tutkullar öz ara takallaşıp kalganını, fırsat bilgen gündüpaylar kattı kolaydıqallıqını, ulanı yerip ketkiçe urup annen tohtaylıqallıqını, tutkullarga tamahni kamer işkinden del otursidiki kol patkoday tüşüden kürgüzü berdiqallıqını, başkuruş tüzüme intayan kattı ikerlikini aşkar. Pompeo Xitay'nın Uyghurlarga kılgan ziyankeşlikke bu eserike en çok dağ dedi. Amerika Avazı'ndan bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika Taşkı İşler Ministri Pompeo, Praga'daki Çıx Parlamentinin Kengaş Palatası'a kılgan nutkıda, Xitay'nın milyonluğun Uyghurlarını lagerga tutkun kılgan ziyankeşlikke bu eserike çok dağ degen. Amerika Devlet İşleri Katibi Pompeo, çarşamba günü Çıx Kengaş Palatası'na nutuk sözlep, Utra ve Şarkı Avrupa'daki yaş demokratik devletlerini cephalık tapkan erkeklikini, Kodaşka Rusya ve Xitay'daki müstebe devletlerinden tehditige batılık bilen takabül duruşu çakırgan. Utra Avrupa'na ziyaret kılıvatkan Pompeo, müstebe devletler arasında Xitay Rusya'ya kırganda tıxımı çoğun tehdit ilip kildiğalıqını tekitligen. Çıx Cumhuriyeti'de kılgan sözü de, kişiler Xitay'nın Çıx siyasi yollarına tehdit salgalıqını, sağlık məlumatlarını uğurluğalıqını ve iqtisadi güçten paydalanıp kişilerin erkeklikini baskallıqını gördü degen. Pompeo Xitay'nın tehdidinin mahiyeti hakkında toxtulup, tanka ve miltiq işletişinin ornuğa iqtisadi küç işletkenlikini, o Sovet İttifaqı bilen tüptün oxşumaydıqalıqını, şuna Xitay'nı bir taraf kılıç tıxımı təsi degen. Pompeo bu rayondaki Çıx, Silvaniya, Avustraliya ve Polşiyanı ziyaret kılıçını planlayan bulup, Pompeo bu devlet rehberleri bilen körüşkende, müzakere kılgan asaslıq meseleler, Şimali Avrupa bilen Rusya'nı tutaştırgan energiya turbiniyesi, 5G tur bexatalıkı ve Xitay'nın tehditini öz içi kaldıken. Pompeo yine Xitay virus doğrusunda söz kılıp, Xitay'nın yuşuruşu sebebinden Xitay virus kan tarqılıp, dünyaya zor ziyanlarını ilip geldi, diğerlerini bildirgen.
Pompeo yine Xitayning Sharqi Turkistondagi millionlagan Uyg'urlarni tutib turganligini ayiblab, Xitayning qilmishi mushu asrning eng cho'ng dog'lari degan. Xitayning yashanganlarni bir o'ringa yig'ib olganligi oshkorlandi. Aqsu axborot torining 12 avgustdagi xabarda oshkorlanishicha, Uyg'urlarning Qorajoy madaniyatining navbatdagi siyosiy bostirishining bir muhim vositasi bo'lib qolganligini oshkorlagan. Xabarda Aqsuning Unsu nahiyasiga qarashliq har qaysi kentlardagi Qorajoylar yachiga qorusi, Beytish qorusi va Baxt qorusi nomida guruhlarga ayrilganligi, bu qorularda atalmış mulozimat ko'zniki nomida maxsus kuzatish o'rinlari ta'sis qilganligini, shu qoradagi kishilarning karta va kinishkisini tekshirishda ilgirki kona usul tixmi mukammallashtirganligini, Uyg'urlar qorosida tasdiq qilingan yachika qorosi shu qoradagi uyg'urlarning barliq turmush, xizmat, tijorat, terichilik, ijtimoiy aloqa degandek butun ishlarga qo'rchoq amaldorlar bevosita yetakchilik qilgan va maslahat beradigan yangicha tartibni o'rnatib chiqqanligini bildirgan. Xabarda yana atalmish Baxt qorosi nomida yashinib qolgan kishilarni bir qoraga to'plaganligini bildirgan. Bir qism kuzatuvchilar bu yashanganlar farzandlari oila bo'yicha lagerlarga qamalgan hamda egichaqsiz qolgan kishilar bo'lish ehtimolligiga nihoyat yaqin ekanligini bildirgan. Xitay tajovuzchilari masjidni o'rniga o'zgartgan. Xitay tajovuzchilari islom va musulmonlarga qarshi jang e'lon qilgan yaqinqi yillarda Sharqiy Turkistondagi masjidlarning ko'pinchisini chiqish va yo'q qilish bilan qanoat qilmasdan, uning o'rniga musulmonlarning ustilab g'ururi tigidan ishlarni qilib, masjidni atalmish madaniyat zaliga yoki mulozimat o'rinlariga o'zgartgan. Otishning Suntan yezidiki to'kil masjid tuvangi tushgan Xitay qo'rchoq amaldorlarining ehtiyoji uchunlar o'rniga o'zgartilgan. Chiqilgan azna masjidi o'rniga haroq tamaka va boshqa narsalar sotiladigan talla bozoriga o'zgartilgan. Xitay doiralari lagerlar haqida da xalqaro jamiyatning oldida o'zini aqlaganda, bulumi islom dunyosiga tushuncha berganda, o'zlarining islom diniga qarshi emas ekan, faqat terrorlikka va diniy asabiylikka qarshi ekanligini o'tirga qo'yib kelmoqda. Ammo oshkorlanayotgan minglarcha paket Xitoyning dinni e'tiqod va e'tiqod ahliga qarshi xo'rlash va dafsanni qilish xarakterida hujum qilib berayotganligini dalillagan. Erkin Osiyo radiosi muxbirining otishqa qarta ilib borgan telefon ziyorati davomida otishdagi bir oila boshlig'i Suntodagi to'kil masjidning o'rniga aylanganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, Otush shahri ichida 3 kilometrgacha uzoqlikdagi bu masjidning o'rniga aylantirish qurilishi bundan 2 yil burun ma'lum bir Xitoy qurilish sherikati tomonidan ilib berilgan. Aloqador xodimning oshkorlanishicha, Suntog'ning To'kil mahallasida hamda oiladagilar qorosiga o'rni bo'lganligi uchun ommaviy bir hojatxonaga ehtiyojli kishilar yo'q ekan. Uning ustiga bu mahalla shahardan 3 kilometr uzoqlikda bo'lib, bu mahallaga sayohatchilarning kelish nisbati tuvan ekan. Aslida bu mahallada ommaviy bir hojatxonaga qarata rioya bir ehtiyojning yo'qligi itiraf qilingan. Bu masjidning o'rniga nima uchun hojatxona salinganligini o'zimi bilmaydiganligini bayon qilish bilan birlikda, buning faqat xizmat munosabati bilan tuvanga tushgan amaldorlarning ehtiyoji uchunlar salinganlik ehtimolligi ilgari surilgan. Deyilishicha, To'kil masjidining o'rniga salingan bu o'rnining qurilishi tamomlangan bo'lsa-mu, tixir rasmiy mulozimat boshlanmagan. Yana Suntog'da chiqib o'tilgan azna masjidining o'rniga haroq tamakumi sotiladigan bir talla bozori salingan. Xitay yoshlari Sharqiy Turkistonda o'ltiraqlashishga chaqirilmoqda. Yaqinda buyon Xitay taratqularida 2020 yil universitetlarida bitirgan Sharqiy Turkistonda mangu yildiz tortishga rag'batlantiradigan tashviqot xabarlari ko'paygan. Bu yil 7 ayning 12 kuni Xitay taratqularida Xi Jinping xitida oliy maktab tugatgan Xitay o'quvchilarini Sharqiy Turkistonda mangulik yildiz tortishga chaqirgan. Xi Jinpingning mazkur chaqiriqi boshlangan Xitay yoshlarining Sharqiy Turkistonda mangulik yildiz tortish iradasi madhiyalangan tashviqot xabarlari keng tarqalishga boshlagan. Xitay taratqularidan Xinhua to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, 2019 yilning oxirigacha Sharqiy Turkistonni asos qilib, atalmish g'arbiy rayonga yordam berish qurilishi bo'yicha 2 yillik to'xtam bilan asosiy qatlamlardagi xizmat o'rinlarida ishlashga kelgan 392 ming oliy maktab o'quvchisining 80% yana 290 ming nafar Xitoy yosh o'zi ishlayotgan atalmish chegara rayonidagi asosiy qatlamda mangulik yildiz tortishni qaror qilgan. Undan boshqa 2016 yildan buyonki Xitoy taratqularining xabarlarida atalmish g'arbiy rayonga yordam berish nomida Sharqiy Turkiston, Tibet, Guangxi, Jiangsu avtonom rayoni qatorli g'arbiy shimol va g'arbiy janub rayonlarga yuqori maosh, yuqori ta'minot bilan har yili 10 mingdan 20 mingga qadar oliy maktabni tugatgan o'quvchilarning xizmatga o'rinlashganligi haqida xabarlar ko'paygan. Xitoy doiralari Xitoy yoshlarini Sharqiy Turkistonga mangulik yildiz tortishga chaqirayotganda, bu mazgilda 2016 yilning oxiri 2017 yilning 5-ida boshlangan 1 milliondan 3 milliongacha uyg'urlarni lagerlarga qamash harakatida aslidagi hukumat organlari asosiy qatlam va maktab
мектеплерде işleватқан уйғур зиялилери, уйғур яшлары түркім-түркімлеп лагерлерге қамылып, уйғур оқытқышлар мектеплерден тамамен сықып чықырылған мезгілде туғры келеше жидди диққат қозғыған. Америкадағы уйғур фаалиятчилардан Америка Алам қатнашы идарасының али инженері уйғур сияси фаалиятчиси доктор Эркин Сидық эпендому өз қарашын отырып қойған. О Қытай дайырларының нөвәтте бір чалмада ішкі пақтай соқыш тактикасын жолға қойып, бір тараптан Қытайда барғанча егілешіватқан işsizlik мәселесіне хәл қылышына, яны бір тараптан Шарқи Түркістанда Қытай нөпосын тез арада көбейтішіне мақсат қылыватқанлығын білдірген. Қытай халқымызға қаратқан қамалын давамлаштырмақта. İctimai uçurlarda tarqalgan surat və sillardan məlum bolishicha, Xitay təcavüzçilərə virus yuqum bahanəsi bilan Şərqi Türkistan xalqiga qartılğan qamalı qatdıq tədbirlər bilan davam qılıbatqanlıq aşkalandı. 12-ci avqust ictimai uçur vasitələrində Şərqi Türkistanın Xotana çəkilgən birsin tarqaldı. Sinda qorçaq əməldarlar məlum bir kənd qorosuda ər ayal 10-a yaqın kişinin yüzügə işikə çaplaydığan peçetni çaplab turğuzub cəzalandığanlığını təşviq qılğan. Sinda yana ahalay komitetidəki qorçaq əməldarlardan biri öydə oltırmay талаға чықып алғанларының yüzüge пече чаплап қойсақ болады. Әмменлер талаға чықмай өйде олтырасылар. Дәм башқыларыны өйде олтамай талаға чықса yüzüge пече чаплап жазалайдығанлығы хақыда агаландыруш берген. Бүгін тарқылған суретлерден мәлім болуынша, Қытай тәжавузшылары Шарқи Түркістанның Қашқардымы қамалны бошатмаған болып, пече чапланған ішіктерінің суретлерінен ашқарылғанша, gerçek Қытай вирусы Шарқи Түркістанның Үрімчінің басқа жерде тарқалмаған болсымы, Қытай дайырлары яна халқымыздың ішіктерге пече чаплап қамал қылышын тоқтатмаған. Ben peçetini öyle çaplakla koysak mı kan? Ben de talağa çıkmak alının ki. Yüzük çaplak koysak buladım ha. Onun da dedik ki. Patan kulakla. Öcüm oldu işasız. Hürmet etkili huzur görüşler. Şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki varlığı hizmet taşırmak köptüm ki. Rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.